İlk başta Gözcüler Mahallesi'nde yaşayan Murat ve Sevda Göktaş çiftinin iki evladından biri olan 6 yaşındaki Gül Göktaş, hayallerini süsleyen bir odasının olması için felçli ve Sarra hastası olan babasına iş bulunmasını istiyor. Televizyonlarda her gün asker ve polislerin şehit edildiğini gördükten sonra büyüyünce asker olup teröristleri öldürmek istediğini anlatan minik Gül, "Babamın bir işi olursa küçük kardeşimin de oyuncakları olacak. Ben de kapısı ve penceresi olan pembe bir oda istiyorum. Büyüyünce asker olmak istiyorum. Çünkü her gün teröristler polis ve askerleri öldürüyorlar. Ben de asker olup teröristleri öldüreceğim," dedi. Ne olacaksın? Asker. Neden? Teröristleri öldüreceğim. Askerler ölüyor, polisler de. Sen asker olup kimi öldüreceksin? Teröristleri. Ben bomba hazırlayacağım onların arabasına. Hı? Hani kardeşimiz odası ayıcıklı olsun, öyle yukarıda asılmış olsun. Senin odan nasıl olsun? Penceresi var, kapısı var. Öyle pembe kapı olsun. Ben de diyorum babam işimsin. Benim yeter ki odam olsun. Abim ilk başta ben evsizim. İki odada oturuyorum, annem verdi. Bir de sakatım. Sarı hastasıyım. Kimse de bana yardım etmiyor. Çocuğumu kaymakamlık için yazdırdım. O da onay gelmedi şimdiye kadar. Şey için. Bezmiş, sütmüş. Onlar da gelmedi. İş olabilir ya da yardım. Bir de 3 aydan 3 aya bir maaşım var. Yetmiyor. Dükkana bir de eczaneye de borcum var. Bir de maaş için, aylık bakıcı maaşı. Onun için sormuştum. Yine dediler ki olmazmış. Abi hafif bir iş. Çünkü sakatım, bir de sarı hastasıyım. Bunu bilecek biri, bunları bilecek biri bana böyle iş vermesini istiyorum. Çocuklarımın masrafları mesela sütmüş bu konuda. Bir de dükkana bir borcum var, bir de eczaneye. Para konusu zaten sıfır. Yani param yok. O da var. Durumumuz maddiyatsızlıktan çekiyoruz. Eşim iş arıyor. İş vermiyorlar. Diyorlar telefon numaranı ver. Seni arayacağız. Aramıyorlar. Ben de onunla gittim kaç sefer. Yine söyledim kendilerine. Dediler numarayı versin, biz onu ararız sonra. Ya doktora götürdüm dedi. Yani normalde ağır iş yapması zaten yasak, zararlı. Hafif bir iş olsun istiyoruz. Bir de gölgede istiyoruz. Çünkü güneşte dolaşması yasak. Güzel konuş. Gül Göktaş. Hayırsever insanlara sesleniyorum. Yardımcı olun bize. Maddi durumumuzu iyi değil. Sütüm yetmiyor. Az. Onun için mama veriyoruz. Borcu alıyoruz. Eczaneye borcumuz birikti. Bakkala da borcumuz birikti. Oğlum durumu çok kötü. Yani iki bebeği, çocuğu var. Bebeğine mama yetiştirmiyor. Ev gördünüz. Çok dar kendilerine. Yani her türlü yardımı da ne gerekiyorsa yapılsın oğlum için. Benim adım Gül. Ben gülmek istiyorum. Köpek öldü.